Özgür. Nasıl alacaksın ki? Ta yukarılarda da dal var. Kaan Bey merhaba. Merhaba, merhaba Özgür. Kaan Bey, Aygaz'ın yetkilisi. Aygaz bize, bizim aracımıza LPG hattıyla alakalı sponsor oldular. Şimdi onunla alakalı tam noktasal bilgi paylaşacak bizimle. Karavanlarda LPG nerede kullanılıyor? Aslında en çok kullanmış olduğumuz belki de enerji kaynağı. Öncelikle bütün karavanlarda ocakta ihtiyacımız var LPG'ye. Kesinlikle. Duruma göre, ihtiyaca göre işte kombi, boiler, bazı ithal karavanlarda buzdolabı LPG hattından, LPG'den besleniyor. O yüzden aslında çok kritik bir öneme sahip diyebiliriz. Bunun bağlantıları ve uygulaması birazcık hassas. Kesinlikle. Karavan çünkü hareketli bir sistem. Mevcut evlerde kullanmış olduğumuz, iş yerlerinde kullanmış olduğumuz sistemden farklı. Bu yüzden de doğru bağlantıları hem yapalım, hem gösterelim, hem de sizinle doğru, herkesi bilinçlendirelim istedik. Doğru malzemeyle. Evet. Karavana özel olarak üretilmiş hareketli sistemlerde çalışabilecek bir regülatörümüz var. Uygun hortumlar ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kelepçe yok, vidalı sistemde ve çelik borumuz. Bu çelik boru standart bir boru mu yoksa farklı bir özelliği var mı? Standart bir boru değil. Bu boru hem çelik hem de dışında organik kaplama var. Şu anda piyasadaki korozyona dayanımı en yüksek boru bu. Borulardan birisi. Evet. Karavanda dikkat edilmesi gereken maalesef bizim karşılaştığımız bazı örnekler çok uzun boylarda hortumlar kullanılması. Bu gördüğümüz alanda 45 santimden daha fazla uzun bir hortum kullanılmaması gerekiyor yüksek basınç hortumlarında. Peki neden? Standart. Yani burada şu anda ülkemizde çok kontrol edilmiyor olsa da çok yakın bir zaman içerisinde bu konuyla alakalı farklı gelişmeler olacaktır. Olacak. Sonuçta bizde Türkiye karavan üretimi anlamında gerçekten dikkat çekmeye başladı. Biz de bu konuda doğru bağlantıları, doğru sistemleri Avrupa'yı takip ederek uygulanması için çalışıyoruz. Buradaki amaç tabii ki vidalı olursa artık bağlandı. Bunun sızdırmazlığı kontrol altında diyebiliriz. Eski evlerde kullanmış olduğumuz hortum ve kelepçe sisteminde kelepçelerin titreşime bağlı olarak kayma ihtimali var. Evlerde kullanmış olduğumuz pedantör dediğimiz diğer malzeme bir süre sonra o titreşimle malzeme özelliğini kaybedip basıncı ayarlayamayarak içeri daha fazla LPG gitmesine ani parlamalara sebep olabiliyor. Ki hatta burada da aynı şekilde olabilir. Kelepçe yerinden çıkar, gevşer. Burada bir sıkıntı doğurabilir, tabii. İçeride bir yani sıkıntı doğurabilir. Ne kadar havalandırma olsa bile o bir yandaki şeyle Allah göstermesin patlayabilir. Evet. Yani burada da o yüzden burada da, arkada da, içeride de yaptığımızda hepsini vidalı bir şekilde bağlantıları tamamlıyor olacağız. Biz bu sistemle rahat rahat, gönül rahatlığıyla yola çıkabiliriz. Biz bu sistemle rahat rahat Avrupa'ya çıkabiliriz. Evet, ya burada zaten şu anda dediğim gibi Türkiye'de geçerli olmasa da bu henüz ya da uygulanmasa da diyelim, Avrupa'da öncelikle kontrol ediliyor. Uygun regülatör var mı? Uygun hortum bağlantılar yapılmış mı? Uygun boru var mı? Bunlar yoksa zaten Avrupa'da bir standarttan geçemediğiniz takdirde aracınızla ilgili sıkıntılar doğabilir. Kesinlikle. Ben burada şunu da belirteceğim. Burada ekstra bir güvenli sistem kullandık. Hem iki tüp aynı anda bağlı, hem de bir çarpışma sensörü var. Olası bir, Allah korusun, bir çarpışma anında ya da bir çukura bile girdiğinizde, büyük bir çukura girdiğinizde gaz akışını otomatikman durduracak.
Bu durdurmayla şu aletle şuna bastığımızda tekrar gazı aktif hale getireceğiz. Bu her zaman sizin güvenliğiniz için. Seyir halinde sonuçta LPG açık, bunu açıp kapamakla uğraşmayacaksınız. En azından açık bile seyir etseniz bir sıkıntı olduğunda otomatikman sizi güvenceye alacak. Yani o şey gibi, selenoid buff gibi bir şey. Evet. Burada şunu söyleyebilirim. Mesela bu bir tüpten dolum alıyor. Siz mesela yeşile çevirdiğinizde buradan dolum başladı ama burada gaz bitti. Bu otomatikman buna dönecek. Ha, kendisi geçebiliyor. Kendisi dönecek. Siz hiç fark etmeyeceksiniz. Dolayısıyla iki tüple çok uzun süre gaz ihtiyacınızı karşılayabileceksiniz. Ben burada ufak tefek bilgilendirmeler yapmak isteyeceğim. Türkiye'de LPG kanunu çok net. Otogazda kullanılan gazın tüplere dolum yapılması uygun değil. Herhangi bir tüp, doldurulabilir tank, tüp adı ne olursa olsun onlara yapılacak dolum kaçak tüp statüsünde değerlendirilmektedir. Ayrıca sizin güvenliğiniz açısından da büyük bir risk teşkil etmektedir. Karavanlarda kullanılması gereken 3 tip boru var diyebiliriz. Bakır boru, çelik, paslanmaz çelik ya da bu kaplamalı çelik boru. Bunun dışında maalesef piyasada otogaz dönüşümünde kullanılan termoplastik malzemeden yapılmış, uygulaması kolay ama karavan standartına aykırı bir hortum kullanılıyor, boru kullanılıyor diyebilirim. Bu da söz konusu standarda aykırı olduğu için önümüzdeki dönemde bu karavanların hem yurt dışına gideceklerin hem de eğer bir kontrol olursa sıkıntıya sebep olması ki gündem. Bu da yakındır diye düşünüyorum ben de. Gündem çok sıcak çünkü her geçen gün yeni bir karavan üretiliyor. Türkiye'de çok sayıda karavan arttı. Bu sebeple kontroller daha farklı boyutlara ulaşacak. Her şey bir standarda oturacak diye düşünüyorum ben de. Genelde hepimizin aslında eskiye dönük tüpleri kullanırken işte tüpler tam bitmiyor, tam yanmıyor. Yani yarısı kalıyor soğukta. O tür söylemler var. Bunlar için de o geçerli midir? Biz yeni çıkartmış olduğumuz bu Aygaz Maxi karavan tüplerimizle aslında bu sorunlarınıza bir çözüm üretmeye çalıştık. Burada piyasadaki diğer tüplerden farklı olarak propan oranı artırılmış durumdadır. Bu da soğuk havalarda da daha yüksek seviyede buharlaşmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu tüpler daha sık bakım yapıldığı için içinde herhangi bir kostik, herhangi bir rahatsız edici yani sistemi bozacak bir malzeme yok. O yüzden karavanlarda bu tüpün kullanımı oldukça güvenlidir. Diğer dolumu düşünecek olursak piyasada en azından alternatif olarak geliştirilen doldurulabilir tüpleri düşünmüş olursak o tüplerde de benzer oranlarda LPG karışımı mevcut. Dolayısıyla bir karşılaştırma yapıldığında hiçbir fark bulunmamaktır. Şunu söyleyebilirim tabii ki içindeki kostiklerin daha sık temizlenmesi sebebiyle sonuna kadar kullanma şansımız oluyor. Tabii ki. O artı avantaj. Evet. Kışın propan oranı artırılmış olan gazda bu logoyu, kar logosunu kullanıyoruz. Yazın da tüketimi daha optimumda tutabilmek için propan oranı tekrar ayarlıyoruz ve güneş logosuyla tüpleri piyasaya çıkarıyoruz. Bu da hem sizler açısından soğuk havaya gittiğinizde herhangi bir sıkıntıyla, donma problemiyle karşılaşmanızın önüne geçmesi için hem de yazın sıcak havalarda da tüketimin optimumda kalmasını sağlamak için almış olduğumuz bir önlem. Yani oldu, bayinin elinde yok, bu var. Bu o anlamda işimizi görür mü? Her türlü işimizi görür. Ama duruma göre belki tüketimi biraz daha artırabilir propan oranı daha yüksek olduğu için. Biz burada tabii sizin aracınız bizim için de bir ilk diyebilirim. Bu kadar güvenli olan bu Zistaplex çelik borunun kullanıldığı İlk ve tek araçsınız şu anda. Uçtan uca bizim de kontrollerimizle yapıldı. Burada size güvenli bir yol arkadaşı olacağını ümit ediyoruz. Bu konuda zaten biz teşekkür ederiz size. Bizi seçtiğiniz için de. Güvenli bir sistem yapıldı. Güvenli bir sistem kullanılıyor. İşte tam anlamıyla araç bittiğinde içerideki bağlantılar da banalı bir şekilde sağlandığında kafamız rahat bir şekilde yola çıkıp gönül rahatlığıyla size eşlik edeceğiz. Yol arkadaşınız olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.